Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza 79. sayfadaki alıştırmalarla devam ediyoruz. Konumuz gerçek sayılar. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci alıştırmaya başlayalım. Aşağıdaki sayılardan rasyonel sayı olanların önündeki kutucuğa tik işareti, irrasyonel sayı olanların önündeki kutucuğa çarpı yazınız demiş. Yükler 194 rasyonel sayıdır. Pi sayısı irrasyonel sayıdır. Çünkü virgülden sonraki kısmı düzensiz olarak devam etmektedir. Sonsuza kadar. 9 bölü 4 rasyonel sayıdır. A bölü B şeklinde yazılan sayılara rasyonel sayılar diyoruz. 2 kök 3. Kök 3 kökün içinden çıkamayacağı için irrasyonel sayıdır. 2 tam %28 28 devirli. Devirli ondalık gösterimler rasyonel sayı olarak yazılabilirler. Eksi 0 tam 10 binde 1982 Ondalık gösterimler rasyonel sayıdır. Kare kök 400, 20'ye eşit olduğu için rasyonel sayıdır. Kare kök 23, 23 karekökün dışına çıkamadığı için irrasyonel sayıdır. 4 tam onda 6, 6 devirli, devirli ondalık gösterimler rasyonel sayıdır şeklinde işaretliyoruz. İkinci alıştırmamızda aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bütün rasyonel sayılar gerçek sayıdır. Evet, bütün rasyonel sayılar gerçek sayılardır. İrrasyonel sayılar iki tam sayının oranı şeklinde yazılabilir. İki tam sayının oranı şeklinde yazılan sayılara rasyonel sayılar diyoruz. İrrasyonel sayılar değildir. Bu ifade yanlış olmuş. Devirli ondalık gösterimle verilen her sayı irrasyonel sayıdır demiş. Bu ifadede yanlış olmuş çünkü devirli ondalık gösterimle verilen sayılar rasyonel sayıdır. Her ondalık gösterim bir irrasyonel sayıdır demiş. Her ondalık gösterim bir irrasyonel sayı değildir. Ondalık gösterimler virgülden sonra düzensiz olarak giderse sonsuza kadar irrasyonel sayıdır. Bu ifade de yanlış olmuş. Gerçek sayılar R sembolü ile gösterilir. Bu ifade doğrudur. 3. sorumuzda aşağıdaki alanları ile birlikte verilen karelerden hangisinin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir irrasyonel sayıdır demiş. Karenin bir kenarına a dersek alanı a kare'dir. 25 bölü e eşitmiş. Bir kenarını bulmak için eşitliğin her iki tarafının da karekökünü alırız. A kare karekökün dışına a olarak çıkar. 25 5 olarak, 4 de 2 olarak çıkar. Yani bir kenarımız 5 bölü 2 santimetreymiş. Burada a seçeneğinde bir rasyonel değil kenar uzunluğu. B seçeneğine bakalım. Karekök 12 tam yüzde 25'i öncelikle şu şekilde bir yazalım. 1225 bölü 100 olarak yazacağız. 225 35'in karesidir. 35 olarak çıkar. 100 de onun karesi, 10 olarak çıkar. Şimdi bu alan, alanımız bir kenarımızın karesiydi. Bir kenarını a dersek, 35 bölü 10 eşit. Her iki tarafında karekökünü alırsak, buradan a olur. 35 karekökün dışına çıkamaz, 10 da çıkamaz. 35 bölü 10 olur. Karekök içerisinde. Bakın bir kenar uzunluğumuz burada karekök 35 bölü 10'dur. Bu irrasyonel bir sayıdır. B seçeneği olur. C seçeneğine de bakalım. Karekök içerisinde 1 tam 16'ı 16 bölü 10 olarak yazacağız. 16 4 olarak çıkar. 10 karekökün içinde kalır. Payda da karekök olmaz. Kök 10'la genişletelim. 4 kök 10 bölü 10 olur. Bakın burada da kökten çıkamayan bir sayımız var. Dolayısıyla kenarımız burada da nedir? irrasyonel sayıdır. C seçeneği de olur. Alanımız bir kenarına a dersek a kare eşittir 4 ise her iki tarafında karekökünü aldığımızda buradan a olur. 4 de 2'nin karesi olduğu için karekök 4 2'ye eşittir. Burada da rasyonel sayıdır. Yani burada iki tane irrasyonel sayıya karşılık gelen kenar uzunluğu var. B ve C seçenekleri diyoruz. Örgün çalışmamızda aşağıda verilen şemada noktalı yerlere gelmesi gereken kavramları yazınız. Rasyonel ve irrasyonel sayıların tamamına ne denirdi? Gerçek sayılar denir. Aydası sıfırdan farklı olmak üzere iki tam sayının oranı olarak ifade edilebilen sayılara da rasyonel sayılar diyoruz. İki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılardır. Bunlar da İrrasyonel sayılar, paydası bir olan rasyonel sayılardır. Bunlara ne diyebiliriz çocuklar? Tam sayılar diyebiliriz. Paydası bir olan rasyonel sayılar tam sayılar. Sıfır ve sıfırdan büyük tam sayılardır. Bunlar da doğal sayılar. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar diyoruz. İşin sorumuz herhangi bir çemberin uzunluğunun rasyonel sayı olup olmadığını nedeniyle açıklayınız demiş. Şimdi çemberin çevre uzunluğu bulunurken 2 çarpı pi çarpı r işlemi yapılır. Yani 2 ile pi sayısı ve yarıçap çarpılarak çemberin çevre uzunluğu bulunur. Peki biz bu işlemi yaparken genelde ne yaparız? Pi sayısının yaklaşık değerlerini alırız. Bazı sorularda 3 alırız. Bazı sorularda 22 bölü 7 alırız. Bazı sorularda da 3,14 alırız. Bunlar yaklaşık değerleridir ve çemberin çevre uzunluğunun da yaklaşık değerini bulmuş oluruz. Normalde pi sayısı 3,14,15,92,65 şeklinde sonsuza kadar virgülün sağ tarafında düzensiz olarak giden bir sayıdır. Eğer gerçek değerini alırsak sonuçta ne olacaktır? İrrasyonel çıkacaktır. Gerçek çemberin uzunluğu e, irrasyonel sayı olacaktır, rasyonel sayı olmaz. Sebebi nedir? Pi sayısının irrasyonel olmasıdır. Evet, bu konuyu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızda görüşmek üzere kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.